Sevgili Kaya LC kanal takipçileri, herkese merhabalar. Bir önceki videomuzda hatırlarsanız Proskit markasının bir pastasını iddia edildiği üzere lehim tutmayan her şeye lehim tutturuyor mu acaba diye test etmiştik. Ve bunun neticesinde evet pasta kötü bir pasta değil, hatta mükemmel denilecek derecede kaliteli bir pasta. Ama lehim tutmayan her şeye lehim tutturduğu iddiasının fiyasko olduğunu hep birlikte görmüştük. Bunun neticesinde de eğer lehim tutturamadığınız şeylere lehim tutturmak istiyorsanız yorumlarda bana yazın ki ben size kendi çözeltimi, kendi hazırladığım çözeltimi sizlerle paylaşayım ve bu tür bir şeye ihtiyacınız varsa bu çözeltiyi kendi uygulamalarınızda kullanın diye söz vermiştim. Yorumlarda o kadar çok istek geldi ki bunun üzerine ben de bu kendi hazırladığım solüsyonumu, kendi hazırladığım çözeltimi sizlerle paylaşmaya karar verdim. Çünkü vaziyet onu gösteriyor ki çok fazla kişinin böyle bir şeye ihtiyacı var, böyle bir çözüme ihtiyacı var. Fazla uzatmadan hemen bu çözeltinin nasıl yapıldığını ve ne olduğuna geçeceğim. Arkadaşlar benim bu kullandığım çözelti çinko klorür dediğimiz bir çözelti ve kendi imkanlarınızda evinizde yapabileceğiniz bir çözelti. Çok da ucuza mal edebileceğiniz ve çok uzun süreler kullanabileceğiniz ve çok kullanışlı bir çözelti arkadaşlar. Lehim tutma konusunda pastanın, flaksın yerini bunların çok çok ötesinde alabilecek bir malzeme. Lehim tutturamadığınız birçok yüzeye bu çözelti sayesinde lehim tutturabileceksiniz. Bu çözeltinin mucidi ben değilim. Bunu önceden söylemek isterim arkadaşlar. Çünkü bazı arkadaşlar bu gibi durumlarda videoyu tam izlemeden söylediğim halde ya bir de kendi yapmış gibi övüne övüne anlatıyor ya, kasıla kasıla anlatıyor ya gibi yorumlar geliyor. Baştan söylemek istiyorum. Mucidi ben değilim. Eski ustalarımdan öğrendiğim bir teknik, eski ustalarımdan gördüğüm bir teknik. Yeni nesillerin de bilmeyenlerin de bu tür bilgilere ulaşmasını sağlamak için ben burada bu videoyu sizler için hazırlıyorum. Bilginiz olsun, bu çözeltinin mucidi ben değilim. Şimdi bu çözelti için bize ne lazım ondan bahsedeyim arkadaşlar. Bu çözelti için bize kullanıp bitirdiğimiz bu eski usul ucuz çinko karbon pillerden lazım. Bu çinko karbon pillerinizin bitmiş olanlarını atmayın. Ve bu gibi bir çözeltide rahatlıkla kullanabileceğiniz bir durum için saklayın. Daha önceki videolarımdan çok kere söylüyorum. Arkadaşlar kullandığınız malzemeleri hurda olarak nitelendirdiğiniz, artık kullanılamaz dediğiniz malzemelerin birçoğunu kanaldaki videolarda nasıl değerlendirilip çok kıymetli şeylere dönüştürüldüğünü göstermiştim sizlere. Bunun örneği çok videomda var. Hurdalardan neler yapabileceğinizi, atıl malzemelerden neler yapabileceğinizi gösterdiğim çok fazla videom var. İşte bu da onlardan bir tanesi. Kullanılmış, çöp diye nitelendirebileceğiniz bir malzemeyi o kadar kıymetli bir malzemeye dönüştüreceğiz ki şimdi birçok kişinin yarasına merhem olacak bir hale dönüştüreceğiz. Bu kalem pillerin küçük olanları olur, bu boy olanları olur arkadaşlar. Yani 3A olanlar, 2A olanlar. Bu pillerin hepsi olur. Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta bu pillerin çinko karbon pil olması lazım. Yani ucuz pil olacak arkadaşlar. Adi pil olacak. Bir de şu şekilde alkalin piller var. Bakın. Mesela burada yazar alkalin diye. Bu alkalin pillerden istemiyoruz. Çinko karbon pillerden bu çözeltiyi hazırlarken yararlanacağız. Bakın ben bu tür şeyleri görüyorsunuz, biriktiriyorum. Daha sonrasında çok kullanışlı malzemelere, çok kullanışlı ihtiyacımı çözebilecek nitelikteki ürünlere dönüştürüyorum. Bilginiz olsun. Bazıları şey diyebilir. Ya hurdacı mıyız arkadaş, eskici miyiz, her şeyi mi biriktireceğiz, her şeyi mi atmayacağız diyebilir. Çok fazla adetlerde biriktirmenize gerek yok. 2-3 tane bir kenara koyarsınız lazım oldukça. Çünkü hazırlayacağımız çözelti hem bize uzun gidebilecek bir çözelti olacak. Yani endüstriyel manada kullanmayacaksanız eğer, normal kullanım için çok uzun süre gidebilecek bir malzeme olacak. Ve bunun çok azıyla da bayağı bir çözelti hazırlayabileceğimiz şekilde olacak. 2-3 tanesini saklayıp gerisini atabilirsiniz.
veya elinizde geçtikçe biriktirebilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Neyse, bunun yanı sıra bize bir de bu piyasada tuz ruhu diye satılan hidroklorik asitten lazım olacak. Çok fazla miktarda kullanmayacağız. Evinizde temizlik amaçlı kullandığınız tuz ruhundan kullanabilirsiniz. Hadi gelin bu tuz ruhu ve çinko karbon pilden mükemmel derecede metallere lehim tutturabileceğiniz bir çözelti nasıl hazırlanır? Hep birlikte onu görelim. GLC PCB firması, gördüğünüz gibi arkadaşlar, çok profesyonel baskı devreler yapabilen bir baskı devre firması. Bu adamlar 5 tane 10 santime 10 santim kadar PCB'yi 2 dolara basıyorlar sevgili arkadaşlar. Eğer siz de tasarladığınız, çizdiğiniz baskı devreleri profesyonel olarak bastırmak istiyorsanız GLC PCB firmasıyla çalışabilirsiniz. GLC PCB'nin linki aşağıda açıklamalar kısmında olacak. Linke tıklayıp o link üzerinden siteye çizdiğiniz baskı devrelerin Gerber dosyasını yükledikten sonra dilerseniz normal PCB yani standart PCB veya PCB, PCBA gibi PCB montajlama hizmetleri veya yine dilerseniz esnek PCB yani flex PCB siparişlerinizi dört dörtlük bir şekilde GLC PCB firmasına verebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, burada görmüş olduğunuz gibi bu çinko karbon pillerin çinko kısmını ayırdığım, daha öncesinde video uzamasın diye ayırdığım kısmını görüyorsunuz. Şimdi bir de hep birlikte bir tanesini daha ayıralım. Bu çinko karbon pillerin çinko kısmını nasıl yapılacağını siz de öğrenmiş olun. Bunun için elinize sizden rica ediyorum böyle şu ameliyat eldivenlerinden olur, plastik eldivenlerden olur. Bu eldivenlerden takıp direkt bu kimyasal malzemelere maruz kalmayın. Eldiven de çürümüş galiba, yırtılıyor. Kusura bakmayın. Neyse, bu eldivenleri giydikten sonra dediğim gibi pillerin içerisinde kimyasal bir malzeme var. Bu kimyasal malzemeye maruz kalmanızı istemem. Ve siz de eminim istemezsiniz. Hemen bu pillerin şu yüzündeki kaplama kısmını kaldırıyoruz. Burada plastikten bir kaplama var arkadaşlar. Naylon gibi bir malzemenin üzerine yapmışlar. Şimdi bakın bu pil böyle biraz akmış ve pilin yüzeyini çürütmüş gibi arkadaşlar. Bu tür şeyleri, bu tür pilleri kullanmayın. Daha temiz, nitelikli bir şey olsun ki hazırladığınız temiz bir çözelti olsun ve işinizi daha iyi görsün. Hazırlayacağımız çözeltinin niteliğini bozmayalım. Hemen gördüğünüz gibi bakın tertemiz bir şekilde pilin metal yüzeyi ortaya çıktı. İşte bu pillerin şu dışındaki kullanılan metal yüzey tamamen çinko arkadaşlar. Saf çinko. Biz işte bu çinkoyu alıp hazırlayacağımız çözeltide kullanacağız. Şu kısmını atıyoruz. Hemen çok yumuşak bir metal. Hemen yırtılır, hemen sıyrılır gelir arkadaşlar. Keski pensenizle şöyle ucundan biraz açıyorsunuz. Hemen yırtarak bu metali şu pilin iç kısmındaki kullanılan malzemelerden ayrıştırıyorsunuz. İlk başlangıç kısmındaki şu boyalı lekeli kısımdan kurtuluyorum arkadaşlar. Ben burayı kullanmıyorum. Çözeltimin niteliğini bozmak istemiyorum. Onun için bu kısmı şöyle ayırıyorum ve alıyorum. Daha temiz olan kısımlarından kullanacağım. Şu kısmı ayırdık gördüğünüz gibi. Daha sonra hemen şu pensemin yardımıyla bu çinko metalini yırtarak pilin iç kısmından ayrıştırıyorum. Çinko metalimiz, saf çinko metalimiz elde edilmiş oldu. Şimdi bu çinko kısımları bir kabın içerisine yerleştireceğiz ve hidroklorik asitle çinko klorür yapacağız. Bu çözeltiyi hazırlamak için bir plastik veya cam kap kullanıyoruz. Metal bir kap olmaz çünkü hidroklorik asit çinkoyu erittiği gibi kullanacağımız metal kabı da eritmek isteyecektir. Onunla da tepkimeye girmek isteyecektir. Bundan dolayı metal bir kap kullanmıyoruz. Ya cam ya da plastik bir kap tercih ediyoruz. İşte bu kabın içerisine
pillerden çıkardığımız bu çinko metalini böyle küçük küçük parçalar halinde bu kabın içerisine atıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunları kesip parçalayarak da atabilirsiniz. Veya bu şekilde benim yaptığım gibi küçülterek de bu plastik kabın içerisine doldurabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine hidroklorik asitimizi ekleyeceğiz. Fakat hidroklorik asiti eklemeden önce birkaç uyarıda bulunmak istiyorum ve bazı bilgiler vermek istiyorum arkadaşlar. Biraz önce söylediğim gibi metal bir kapta yapmıyoruz bu işlemi. Bu uyarılardan bir tanesi. İkincisi, hidroklorik asit çok etkili bir asittir. Deriyi, gözleri, solunum yollarını tahriş eder. Metallere acayip derecede aşındırıcı etkisi vardır. Bu etkilerinden dolayı emniyet tedbirlerinizi almadan kesinlikle hidroklorik asitle çalışmıyorsunuz. Biraz önce gördüğünüz gibi ben çinko metalini çıkarırken bu plastik eldivenlerden yararlanmıştım. Şimdi hidroklorik asiti buraya eklerken de yine plastik eldivenlerimi giyeceğim ve gözlüklerimi takacağım. Hidroklorik asiti o şekilde bunun üzerine ekleyeceğiz. Biraz da size bu tekniğin kimyasıyla ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum. Hidroklorik asit, hidrojen klorürün suyla birleştirilmesinden elde edilir. Bir hidrojen atomundan ve bir klor atomundan hidroklorik asit oluşur. İşte biz bu çinko elementinin üzerine hidroklorik asiti eklediğimizde hidroklorik asitle çinko bir reaksiyona uğrar ve hidroklorik asit çinkoyu çözmeye başlar. Ve bu esnada kimyasal bir tepkime gerçekleşir. Klor atomuyla buradaki çinko atomu birleşir ve çinko klorürü oluşturur. Fazladan elde kalan hidrojen de gaz olarak açığa çıkar. Onun için bu kimyasal tepkimeyi başlattığımızda, yani hidroklorik asiti çinkonun üzerine döktüğümüzde açığa çıkan gazı solumuyoruz. Hidrojen gazı çok yanıcı, parlayıcı, patlayıcı bir gazdır. Onun için bu işlemi kapalı bir ortamda yapmıyoruz. Havalandırması son derece iyi bir yerde ve kesinlikle bu işlemi yaparken de yakınımızda ateş, atıyorum sigara, çakmak veya çok ısınıp bu parlamayı gerçekleştirebilecek herhangi bir hiçbir şey bulundurmuyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi, çünkü hidrojen tehlikeli bir gaz, çok çabuk patlayabilir ve size, etrafınıza büyük zararlar verebilir. Onun için kesinlikle bu uyarılarımı dikkate almadan bu işlemi gerçekleştirmiyorsun. Ve bu işlemi de hidroklorik asitin içerisindeki hidrojen tamamen tükenip artık gaz çıkmayıncaya kadar iyi havalandırmış bir yerde bu hazırladığımız çözeltiyi bekletiyoruz. Daha sonrasında da nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Hadi gelin şimdi hidroklorik asitimizi çinko metalimizin üzerine ekleyelim ve daha sonrasında nasıl lehim yapacağız, hep birlikte onu görelim. Tepkime başladı. Şu an hidrojen gazı açığa çıkıyor ve çinko ile klor birleşip çinko klorürü oluşturuyor. Bu tepkimeyi dediğim gibi havalandırmış bir ortamda yapacağımız için şimdi havadar bir yere çıkaracağım ve orada bekleteceğim bu çözeltiyi. Daha sonrasında da lehim işine geçeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi çözeltimiz tamamen hazır oldu. Yani hidroklorik asit içerisindeki hidrojenin tamamı çözeltimizin içerisinden havaya karışarak ayrıştı ve geriye çinko klorür çözeltimiz bu şekilde kaldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde hala çinkonun kendisinden var. İsterseniz üzerine tuz ruhu ekleyip bu çinkolar iyice çözünene, iyice eriyene kadar eritip çözeltinizin miktarını artırabilirsiniz. İsterseniz içerisindeki çinkoları alıp daha sonra kullanmak üzere saklayabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Çözeltimizi daha temiz hale getirebilmek için ben şimdi bu hazırlamış olduğum çözeltiyi
süzeceğim, filtre edeceğim arkadaşlar ki o içerisindeki pasak kısmı gitsin. Bunu da ıslak mendilin kurutulmuş haliyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi başka bir kabın üzerine şu ıslak mendilin kurutulmuşunu bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Ve çözeltimi dikkatli bir şekilde bu ıslak mendilin üzerine döküyorum ve böylelikle çözeltimi süzmüş, temiz bir hale getirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi ıslak mendil şu an tamamen çinkoyu altına geçirmedi ve çinko klorür kısmı alt kısma filtre edilmiş oldu. Çinko parçaları hala bu kabın içerisinde. Bunları dediğim gibi saklayabilirsiniz isterseniz. Ama bence hiç gerek yok. Atın. Her yapacağınız zaman tertemiz bir şekilde yapabilirsiniz. Boş yere bunu bekletmenize gerek yok arkadaşlar. Hurdaları saklayın dedim de bu kadar da değil yani. Bu da sineğin kanadındaki yağ çıkarmak olur herhalde. Değil mi? Hiç gerek yok. Evet arkadaşlar, ıslak mendil yardımıyla hazırladığımız çözeltiyi süzdük. Tertemiz bir çözelti kaldı elimizde. Bunu ağzı kapalı camdan bir şişeye koyarsanız dilediğiniz zaman özgürce kullanabilirsiniz. Bakın şimdi burada sizin için test etmek üzere hazırladığım metal parçalarım da var. O metaller üzerinde bu çözeltinin ne kadar etkili ve ne kadar mucizevi olduğunu hep birlikte göreceğiz şimdi. Nasıl bunlara lehim yapacak? Birkaç arkadaşın yorumlarda isteği üzerine de bir önceki videoda Proskit marka pastayla lehim tutturamadım. Kablomu da buraya hazırladım arkadaşlar. Demiştim o videoda. O kadar dandik bir kablo ki saçak saçak oluyor ve mümkünü yok. Normal şartlarda hiçbir pastayla lehim tutmuyor diye. Şimdi bu çinko klorür çözeltimle bu da tutacak mı tutmayacak mı onu da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Bakın burada yine o videoda söylemiştim. Daha önce kendi çözeltimle lehim yaptığım bir malzeme var diye. Buna da lehim yapacağız. Birkaç tane lityum iyon pile ne kadar hızlı bir şekilde lehim yaptığını gördüğünüzde şaşıracaksınız. Ve puntadan da daha sağlam bir şekilde tuttuğu için yaptığımız lehim puntadan kaliteli bir şekilde lityum iyon pillerinize pile zarar vermeden hiç ısıtmadan çok hızlı bir şekilde nasıl lehim yapıldığını göreceksiniz. Bakın burada pullarım var. Birkaç tane somun ayarladım. Bunlara da yine hep birlikte lehim yapacağız. Hadi şimdi vakit kaybetmeden bunları teker teker lehimlemeye başlayalım. Çözeltimi şöyle sizin de göreceğiniz şekilde bir kenara koyuyorum. Hemen. Öncelikle şu motorumun metal kısmına bir lehim yapalım bakalım. Bu çözeltimizde. Ben bir fırça yardımıyla arkadaşlar bu çözeltiden hemen alıyorum. Lehim yapmak istediğim yere şöyle bu çözeltiden bir miktar koyuyorum. Ve bu koymuş olduğum çözelti kurumadan hemen bunun üzerine lehim yapıyorum arkadaşlar. Havyamı getirip bu çözeltimin üzerine dokunduruyorum ve hemen oraya lehim vermeye başlıyorum. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde metale nasıl da lehim yaptı çinko klorür çözeltimiz. Yani lehimi kendisi yapmadı ama lehim yapmamıza yardımcı oldu diyelim. Çok hızlı bir şekilde metale normal bir havyayla lehim yapabildik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen bu motorun metalini çekelim şöyle. Lityum iyon pillerim var burada. Hemen bunlara da hazırladığım çözeltiden birkaç farklı pil koydum ki siz biraz daha ikna olun. Yani ya pil zaten iyi lehim alıyormuş, sen de bizi mi kekliyorsun demeyin diye birkaç farklı pile lehim yapacağım bu çinko klorür çözeltimle. Önemli olan burada lityum iyon pillere lehim yaparken pilin ısınmasına müsaade etmemek. O kadar hızlı yapmanız lazım ki pilin içerisindeki kimyasal ısıdan dolayı bozulmamalı. Hızlı bir şekilde hemen lehim gerçekleşmeli arkadaşlar. Bakın çinko klorür çözeltimi damlattım üzerine ve hemen havyamla bu kısma, evet gördüğünüz gibi çok sağlıklı bir şekilde lehimi gerçekleştirdik. Hemen şuna da yapalım. Evet arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde çözelti etkili bir vaziyette tüm yüzeylere lehim yapabiliyor gördüğünüz gibi. Ve lehimin yayıldığına
güzelliğine, kalitesine bakar mısınız arkadaşlar? Evet, geride çinko klorür biraz atık bırakıyor ama bu atığı temizlemek hiç de mesele değil. Selülozik bir tiner yardımıyla buradaki atığı çok rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi pillerimizi de gayet sağlıklı bir şekilde lehim yaptık. Şimdi hemen şu pul ve somunlara lehim yapmayı deneyeceğim. Öncelikle bir çözeltisiz bir şekilde lehim yapabiliyor muyuz? Bir onu görelim. Bu pullara. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bekletiyorum bekletiyorum, bir türlü lehim tutmuyor somun. Pardon, pul. Evet, bakın. Maalesef tutmuyor. Şimdi bir de hazırlamış olduğumuz çözelti yardımıyla bakalım. Lehim tutacak mı? Hep birlikte görelim. Aynı pul. Şimdi ona da yapacağım tekrar. Evet, görmüş olduğunuz gibi çok kaliteli bir şekilde hemen lehimimiz gerçekleşti. Şu pulun temiz yerini döndüreyim şöyle. Biraz önce lehim tutmayan pula bu çözeltiyle lehim yapabilecek miyim? Onu da görelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi biraz önce lehim tutmayan pul çinko klorür çözeltim sayesinde hızlı bir şekilde lehim tuttu arkadaşlar. Buraya isterseniz bir kabloyu bile lehimleyip sonra kablonun ucuna da bir vinç yardımıyla birkaç ton ağırlık asabilirsiniz. Onu bile çeker bu çözeltiyle yapılan lehim. Hiç merak etmeyin, çok sağlıklı ve sağlam bir şekilde bu lehimler gerçekleşiyor. Bunu yaparken mümkün mertebe dumanına maruz kalmamaya çalışın arkadaşlar. Çok fazla solumamaya çalışın. Evet, görmüş olduğunuz gibi somuna da gayet güzel bir şekilde lehim yaptık. Evet sevgili Kaya ELC kanalı takipçileri. Gayet güzel şekilde lehimlerin yapılabildiğini bu çözelti sayesinde görmüş oldunuz. Şimdi sıra geldi. O videolardaki lehim tutmayan kabloma çözeltim lehim yapacak mı yapmayacak mı, hep birlikte onu görmeye. Bakın, bu kabloyu çözeltimin içerisine batırıyorum. Biraz bekletip çekiyorum arkadaşlar. Ve havyamın ucuna lehim alıyorum. Bu çözeltiyi havyanızı temizlerken de kullanabilirsiniz. Bakın, pırıl pırıl olur. Hemen havyamın ucuna lehim alıyorum ve çözeltiye batırdığım kabloyu gayet güzel bir şekilde lehim kaplıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü lehimi tuttuğunu? Biraz yaklaştırayım şöyle. Odaklayamıyor galiba. Evet, bakın, pırıl pırıl lehim kaplanmış oldu bu metale, yani bu kabloya. Bakın, hemen buradaki somuna da lehimleyeceğim bu kabloyu. Lehimin erimesini bekliyorum. Lehim eridi ve kablomu gayet güzel bir şekilde somuna lehimlemiş oldum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir pense yardımıyla da sağlamlığını kontrol ediyorum. Bakın, çekiyorum, asılıyorum. Neredeyse kablo kopacak ama lehim hala bırakmıyor. Gördüğünüz gibi kablomuz çok sağlam bir şekilde yaptığımız lehime tutmuş oldu arkadaşlar. İstediğiniz her türlü metale bu mucizevi çözeltiyle çok sağlıklı ve sağlam bir şekilde lehim yapabilirsiniz. Evet sevgili Kaya ELC kanalı takipçileri, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Bu videomuz da buraya kadar. Yaptığımız çözeltiyi ve videoyu beğendiyseniz lütfen videoya beğeni bırakmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayan ve bu teknik işleri merakı olan arkadaşlarım varsa lütfen kanalımıza abone olmayı unutmasınlar. Ve kanalımıza destek olmak isteyen takipçilerimiz veya izleyicilerimiz nokta dahi olsa yorum bırakmayı unutmasınlar. Yeni videolarda, yeni projelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.